قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Hazreti Şuayb kavmine demiş ki, قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden bir beyyine geldi. Hazreti Şuayb'ın böyle Hazreti Salih'inkine benzer bir beyyinesi var mıydı? Yani şey mucize kabilinden. Ben şimdi hatırlamadım. Eğer öyle değilse o zaman bahsettiği husus Cenab-ı Hak'tan gelen vahiyler. Allah Azze ve Celle'den gelen beyinat. Yani Hazreti Şuayb üzerinden kendilerine ulaşan o yegane tek ilaha kulluk etmeleri gerektiğine dair, ondan gayrı bir ilah bulunmadığına dair hatırlatmalar, ayetler, uyarılar. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size apaçık kanıtlar gelmiş durumdadır. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Bu ifade ve benzeri biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok var. Mesela قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden basiretler gelmiştir. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden öğüt gelmiştir. قَبَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي Hayır, sana ayetlerim kesinlikle geldi. فَكَذَّبْتَ بِهَا Sen onları yalanladın. وَاسْتَكْبَرْتَ Ve büyüklendin, onlara karşı diklendin. O bakımdan kişiye ayetlerin erişimi, kişiye basiretin yani farkındalığın erişimi, kişiye hakkın erişimi göründüğü kadarıyla Yüce Yaradan'ın garantisi altında. O yüzden çok iddialı ifadeler böyle. Bela قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي Hayır öyle değil. Sana ayetlerim kesinlikle geldi. Tabi bir de buna eşlik eden سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi göstereceğiz. Böyle yine çok iddialı ifadeler bunlar. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ Hak apaçık onların katında belli oluncaya kadar göstereceğiz, belleteceğiz, kavratacağız. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّرِيكُمْ اَيَاتِهِ De ki Allah'a hamdolsun size ayetlerini gösterecek. Tüm bunları düşündüğümüzde insan dediğimiz biz varlıkların kendi içimizde dışarıdan karşıladığımız bu ayetlerin yani yağan yağmurdan tutun yaşadığımız depreme kadar iyisinden kötüsüne yaşadığımız hastalıktan yediğimiz yemeğin afiyetine varıncaya kadar bu hayatta Allah Azze ve Celle'nin bize iyisiyle kötüsüyle yaşattığı her türlü şeyin bizdeki anlamsal karşılığı, bu çevresel olaylar, bir de gelen vahiy ile gelen bilgilerin bizdeki karşılığı kişinin kendi içerisinde oluşan bir sonuca dönüşüyor. O bakımdan ayetlerim sana gelmedi, anlamadım, bilemedim, ben görmedim, ben duymadım türünden şeylerin hepsini önünü kapatmış gözüküyor Cenab-ı Hak. جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Biz size hakkı getirdik. Hak size gelmedi değil, oradan hiç yoklamayın boşuna. İşin doğrusu şu, وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Sizin çoğunuz hakka karşı hoşnutsuz oldunuz. İşin doğrusu bu. Yoksa hak gelmediğinden, bilmediğinizden öyle savruldunuz, öyle bir yaşam tarzı içerisinde oldunuz. Öyle değil. Gerçek şu ki hak geldi. Dolayısıyla hakkın kişiye erişimi, uyarının kimseye erişimi, öğüdün kişiye erişimine dair süreç ki şeytan en çok dünyada, dünyanın sınav olduğu hususunda buradan şüphe üretiyor. Yani işte burada Müslüman toplumdasınız, okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Başkaları nasıl okuyup öğrenecek? Şuradakilere öğüt gider mi? Buradakilerin durumdan haberi var mı? Berikilerin vesaire. Uyarının kişiye erişimi noktasındaki boşluk üzerinden, öyle bir boşluk varmışçasına, dine karşı güçlü bir tazik var, saldırı var. Allah Azze ve Celle ise orayı sağlama almış. Burası benim üzerimde olan bir şeydir. Biz bunu kişiye ulaştırıyoruz. Dikkat ederseniz ayetlerde hep sana geldi, size ulaştı. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Müstekbirler
bu zayıf olan yönetilenlere dediler ki اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى biz mi sizi hidayetten saptırdık بَعْدَ اِذْجَاءَكُمْ hidayet size gelmişken. Yani o kısmını onların dilinden de duydular. بَعْدَ اِذْجَاءَكُمْ hidayet size geldi. Hidayet size gelmişken biz mi sizi alıkoyduk? Uyaydınız. Hidayetin size gelişini engelleyemedik, engelleyemezdik. Öyle bir şey zaten olmadı. Dolayısıyla müstekbirlerin ifadesinde ki onlar da helak olan bir topluluk. Onların diliyle de görüyoruz ki اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْجَاءَكُمْ hidayet gelmiş onlara. Demek istiyorlar ki hidayet bize de geldi, size de gelmişti. Dolayısıyla hidayetin gelişinden sonraki durumda siz kendiniz yoldan çıktınız. Biz mi sizi yoldan çıkardık? اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْجَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ yahut بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ hayır, siz mücrim oldunuz. Allah'ın hatırlatması size gelmişti. Her şeyin farkındaydınız. Siz mücrim oldunuz. Onlar da dediler ki بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ siz bize gece gündüz ama şey yaptınız, efendim, telkinde bulundunuz, yanlış yöllere çağırdınız. اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجَعَلَ لَهُ اَنْدَادًا gece durmadınız, gündüz durmadınız, siz de bizi yanlışa çağırdınız. Onlar da diyorlar ki yani tamam biz çağırdık ama siz doğrunun ne olduğunu farkındaydınız. Doğru size, hidayet size ulaşmış idi. Kendi tercihinizi kullanarak bize uydunuz. Yani şeytandaki durumun aynısı. Önden giden yöneticilerin insanları küfre sürüklemesi, Cenab-ı Hakk'a karşı isyana sürüklemesinin rolü şeytanın rolünden farksız. O da dedi ki ben sizi çağırmıştım. İlla en da'avtukum festecebtum li. Siz de bana icabet ettiniz. Şimdi kalkıp da beni kınamayın. Fela telumuni ve lumu enfusakum. Kendinizi kınayın. Dolayısıyla kişiye hakkın erişimi, kişiye malumatın, bilginin, hidayetin ulaşması Cenab-ı Hak tarafından güvence altında, garanti altında ve bunun kişinin kendi içerisinde anlaşılması, farkındalığı da bunun içerisinde. Sadece kulaklarına kadar gelen, gözüne kadar gelen bir şeyden söz etmiyoruz. Onun içine kadar ulaşan, onun artık katında hakkın hak olduğu belli oluncaya kadar. Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Onun hak olduğunu apaçık bilinceye kadar ki sorumluluk oluşsun. Ondan sonra kişi sorumluluğu alıp ya bunu ikrar ediyor, açıkça itiraf ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah deyip Cenab-ı Hakk'a kulluk üzere yaşamaya başlıyor. Onu hayatın sahibi olarak tanıyıp yaşıyor. Ya da bu apaçık, belirgin içinde oluşmuş hakkı göz ardı edip, inkar edip, diliyle de anlamamış gibi yaparak, tam oturtamamış gibi yaparak, farkında değilmiş gibi yaparak ve bilgiden de özellikle uzaklaşarak kendisini küfrün o izole hayatını, izole karanlık hayatının içerisine bırakıyor. O yüzden Hazreti Şuayb onlara قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ size Rabbinizden hidayet geldi. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ Semud'a gelince onlara da hidayet ettik diyor Cenab-ı Hak. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Yani bir kavmin adını verirken onlara gelince onlara da hidayet ettik, onlara da yol gösterdik. Bu Cenab-ı Hakk'ın yol göstermesi, hidayet etmesi o onun üzerine aldığı ve kullarına bunu illaki yaptığı bir şey. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ bütün kavimler için Allah'ın hidayetçileri vardır. Bu illa peygamber anlamında değil. Cenab-ı Hak bir kimseyi arkadaşı üzerinden de uyarır, hatırlatır, bilgilendirir. Bir kimseyi yaşadıkları üzerinden de uyarır, bilgilendirir, hatırlatır. Hiç tanımadıkları üzerinden kendisine kitabını ulaştırabilir. Zatınından gayrı bir ilah olmadığı gerçeğine dair uyarıları ona telkin eder. Allah'ın göklerin ve yerin orduları emrinde olan bir kudretten söz ediyoruz. Tabii kişi Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, onu yegane tek bir ilah olarak
kabule dair bile ayak sürüyorsa, buna bir, bu öncelikli birinci gerçeklik çünkü. Hani bu aşamada bile ayak sürüyenin daha sonraki ince ayrıntıları bilmemesi bir şey değil. Yani bir eksiklik değil, çünkü burada adım atarak diğer bilgilerin önü açılıyor. Ama adam zaten Allah'ı tanımaya bile baştan hayır demiş. Cenab-ı Hak da onun orucun farzlarını ona öğretmemiş. Öğretmeyebilir. Cenab-ı Hak da ona namazın farzlarını öğretmemiş. Gerek yok ki, adam bir defa Allah demiyor. Yani daha en başta birinci adımı atmıyor. Siz merdivenin 78. basamağını niye bilmiyor diye soruyorsunuz. Birinci basamağı atmadı ki. O yüzden Mekke'den Medine'ye ilerleyen süreçte Hazreti Peygamber'in önce Mekke'de onlara Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına dair hatırlatmaları yaptığı, bunu kabul edenler ve zamanla Cenab-ı Hak abdesti öğretti, namazı öğretti, orucu öğretti, öyle değil mi? Ama kabul etmeyenler, la ilahe illallah bile demeyenler açısından onlar için abdest, oruç, namaz, bunları bilip bilmemeleri bir şey ifade etmiyor. Çünkü orucu bilseydik Müslüman olurduk diye bir şey yok. Allah'ı önce kabul ederek, varlığın yaratıcısı olarak akledip, yegane tek bir yaratıcıya yönelip, sonra onun senden neler beklediğiyle ilgilenirsin. O bakımdan yeryüzü coğrafyasının tamamında işte oruç nerede anlatılıyor, namazla ilgili ayrıntıları bilemiyorlar vesaire gibi bunlardan yola çıkarak kendisini kandırıp o kimselerin İslam'dan yoksun olduklarını, dolayısıyla mazur olduklarını yahut Cenab-ı Hakk'ın iyi bir sınav yürütmediğini düşünmeye başlaması saçma olur. Kişinin yegane tek bir ilaha dair sorumluluğu birincil adımdır ve Allah Azze ve Celle bunu en köhne yerde bile bir ağaca tapan, puta tapan kimseye tıpkı Hazreti İbrahim'e gösterdiği gibi yegane tek bir yaradandan gayrı ilah olamayacağı şuurunu, bilgisini, hissini ve düşüncesini çok çeşitli araçlarla, bunların sayısı bile sayılamaz düzeyde Cenab-ı Hakk'ın ayetleri yağmur gibi her yerde, güneşten, aydan, işte Hazreti Nuh aleyhisselam konuştuğunda ne diyor? اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَّاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Ta göklerden, yerden, güneşten, aydan, insanların yaratılışından yegane tek bir ilaha dair sorumluluğu hatırlatıyor ki bunlar her yerde var olan Allah Azze ve Celle'nin ayetleri. Bir de buna ilave Cenab-ı Hakk'ın kişinin kendi içinden bizim görmediğimiz ona hatırlatmalarını, uyarılarını, konuşmalarını ilave edin. Çünkü Cenab-ı Hak senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Ayetlerimizi bir de kendi içlerinden onlara göstereceğiz diyor. O yüzden kad ca'atkum bayyinatun min rabbikum. Allah'ın kullarına hatırlatması, yegane tek bir ilah olduğuna dair bilgilendirmesi gerçekleşmiştir. Burayı Cenab-ı Hak kad ca'atkum, kesinlikle oldu, gerçekleşti. Burada en küçük bir sorun yok.